Merhaba arkadaşlar, Nilay Ertemurbatti ben, Tanzo English kanalımda. Fark ettim ki bugüne kadar çok basit, örneğin bir yükleme, bütün zamanlara göre çektiğimiz bir dersi yapmamışım sizinle. Hadi gelin bugün de onu yapıyor olalım. Örneğin go fiili, gitmek. I go, işte she goes, orada es takısını alıyor değil mi? Üçüncü tekil şahısta. Ama giderim anlamı çıkıyor burada. Yani bizim geniş zamana karşılık gelen, onların simple present tense dedikleri. I am going, gidiyorum. Bu şeye göre değişmiyor. Yalnızca they'de are alıyor. İşte she'de, he'de, it'de is alıyor. Tamam, onu da biliyoruz artık umuyorum. Burada da şu anda, yani şimdiki zaman dediğimiz Türkçe'de, yani onların da present continuous tense dedikleri zamanı söylemiş olduk değil mi? I went, yani gittim. İşte geçmiş zaman bizim deyimimizle. Onların da simple past dedikleri bir zaman bu. Peki, I was going, gidiyordum. Şimdi biz buna bir zaman adı Türkçe'de aslında veremiyoruz. İşte gidiyordum. Yani onlar ama past continuous, yani geçmişte devam ede gelen bir olayı anlatırken I was going, işte they were going, orada da were oldu tabi, gördüğünüz gibi değiştiğini biliyorsunuz. Şimdi gelecek zamana geçelim. I will go, gideceğim. Ama onlara gideceğimi bir de şu şekilde söylüyor: I am going to go. Şimdi biz ikisine de gideceğim diyoruz. Ama onlar I am going to go deyince planlanmış bir şekilde, daha önceden bunu düşünmüş, onu söylemeye çalışıyor. Ama I will go diyorsa o anda galiba işte anlatıyor. Ya I will go I think, yani gideceğim sanırım. İşte orada biraz başında sonunda kullandıkları kelimelerle siz bunu daha önce planlamış mı, ne zaman, şu anda mı karar veriyor, bunu oradan çıkarabiliyorsunuz. Yine biraz da artık perfect tense'lere bakalım. Bakın, I have gone, gittim. Yani işte ama yeni bitti gitme halim. Yani daha hala yeni, yani yeni vardım belki işte oradan. Yeni geldim anlamı çıkıyor. I have been going, yani gidiyorum. Ama burada da şu anlamı çıkarıyorum. Ya geçmişte başlamışsın sen. Yani epeydir bir yoldasın galiba. Hani öbür türlü I am going derdik. Çünkü hala gidiyorsun. Ama sen orada geçmişte başladığın anlamını vermek adına perfect tense kullanmışsın. Ve I have been going demişsin. Değil mi? Yani işte bu da İngilizce'de olan, yine bizde olmayan bir zaman. İşte bunları okuya okuya, konuşa konuşa, dinleye dinleye, yaza yaza pekiştiriyoruz. Şimdi I had gone, burada da gittim anlamı çıktı ama çok eskidendi bu. Yani ya da ben sana zaten şimdi bir şey söyledim, onun öncesindeydi bu. Çünkü zaten o sana söylediğim şey de geçmişteydi ama bu söylediğim I had gone dediğim daha da öncesindeydi. Yani mesela bir örnek verelim. I had gone to Paris before I went to England, yani İngiltere'ye gitmeden önce Paris'e gittim. İşte orada o anlamı vermek adına perfect tense'i kullandım. Ona dikkat edelim. Şimdi, I had been going, yine geçmişte gidiyordum, gittim. Hani ama orada da bir süreklilik vermek adına I had been going, ing ile kullanmış. Yine bu da çok eskiden olmuş. Yani başka bir geçmiş olayla bu olayı demek ki beraber anlatıyorum ki bunu bu şekilde perfect tense ile anlatma ihtiyacı duyuyorum ki onun daha önce olduğunu size anlatabilme adına. Tamam. Şimdi tekrar biraz daha future tense'lere geçelim. I will be going. Gidiyor olacağım. Okay. Gelecekte bunu yapıyor olacaksın. I will have gone. İşte gitmiş olacağım. Yani mesela bu bir örnekle açıklamamız gerekirse I think I will have gone there by tomorrow. İşte yarına gitmiş olacağım. Diyelim hala yoldayım gibi bir anlam çıkabilir. And I was going to go. Gidecektim. Burada da aslında sanki gitmemişim gibi bir anlam çıkıyor. İşte yapacaktım, edecektim. Bu da yine
past continuous dediğimiz çekimi, hali, go fiilini bu şekilde size açıklamaya çalıştım. Umarım başka fiillerle siz de yapacaktım, edecektim, etmiştim şeylerini nasıl söylüyoruz kafanızda oturursa konuşurken sizin için bir bakacaksınız çok daha kolay çıkacak bu tensler. Kolay gelsin, görüşmek dileğiyle.